Derin yankılar yapmaktadır. Çünkü bizim bu gemilerimiz sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Aynı şekilde ilk kaynak törenini yaptığımız ve serisinin 4. denizaltısı olacak Aydın Reis de denizlerdeki gücümüzün sembollerinden biri olacaktır. Tasarımı ve üretiminin karmaşıklığı sebebiyle dünyada oldukça zor bir iş olarak kabul edilen denizaltı üretiminde geldiğimiz seviye gerçekten iftihar vericidir. Türkiye'nin 1960'lı yıllara kadar, bırakınız savaş gemisi, denizaltı üretmeyi, elindeki mevcut filonun bakımını dahi yurt dışında yaptırmak zorunda olduğunu hatırladığımızda bu başarının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Savunma sanayimizde rahmetli Özal'la birlikte başlayan atılımları başbakanlığımız döneminde bambaşka bir boyuta taşıdık ve işte bu gurur verici aşamaya geldik. Milgem projesinin ilk gemisi olan Heybeli Adayı Plevese Deniz Savaşı'nın 470. yıl dönümünde denize indirerek tarihe de anlamlı bir selam verdiğimize inanıyorum. İnşallah bir üst sınıf fırkateynimiz İstanbul'u da denizlere indirdiğimiz